Urfa kuşundan bize anlatır mısınız? Urfa kuşunun özellikleri nelerdir? Urfa kuşu, aşçı kuşun bir yeri vardır, oynayan kuşun bir yeri vardır. Oynayan kuş doğa meydanı iyidir, kesen bir şeye yaramaz. Yani düz yenen, taklas yenen kuş bize geçersizdir. Kanat patlatmış, oraya buraya düşen kuş bize geçersizdir. Kuş normal oynasın, 3 takla, 4 taklanın damın üstünden hafif alsın. Çok derinden giren kuş da düz yener. En iyisi bir de kanadı yoluktan sonra. Yoluktan sonra kuş oynarsa o kuş hiç kesmez. Yani yoluk derken ekeleştikten sonra oynuyor. Ekeleştikten bir makas yiyecek. Evet. Makası yedikten sonra uçarsa o kuş daha devam eder. Kesmez. Adamı aldatmaz. Peki siz bir zamanlar bizim Ankara'ya falan da çok güvercin getirip götürdünüz. Yani. Evet. Ankara'ya getirdiniz. Evet, 10 sene getirdim. Evet, 10 sene öyle bir öyle bir yoğun bir trafiğiniz oldu. Peki eskiye nazaran eskideki kuşlarla bugünkü kuşlar arasındaki farklar nelerdir? Şimdi eskiden herkes oyun kuşu beslerdi. Memleketimizde şimdi halıs kuş, köme kuşları doldu. Bir kuşu uçurdu mu, kayboldu mu çıkarmıyorlar. Çıkarken kafayı dikecek, hareketi 3 takla 4 takla vurdu mu kafayı dikecek. Ondan sonra oyun bitirdikten sonra çekip gidecek, açılacak, evin üstüne dönmeyecek. Uzaktan gelişinde böyle gelsin, 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 gelsin bir sefer yapsın bize geçersizdir. Peki o zamandan bu zamana bunların arasına hiç kuş kattın mı? Kattım. Nasıl özelliklerdeki kuşlardan kattın? Efendim şimdi çok uçup, bazı çok uçuydu, bazı eve gelmiydi, bazı gidip ağaca konuydu. Onlar yani ekseriyet güzelleştirdim yani, elimden geldiği kadar, bildiğim kadar. Gördüğünüz en iyi özellikteki bu kuşu anlatabilir misin? Hasan abinin kuşları vardı burada, kısas kuşları. Biz Elazığ'da getirdiğimiz de olmuştur, oradaki kuşlar da hemen hemen aynı kıyasla. İşlerinden iyileri çıkıyor, bazıları olmuyor. Yani hayvanın kendi yapısı dolayısıyla bazıları olmuyor. Kuşa sevdalanmış, kuşa gönül vermiş bir kuşçuyum. 50 seneden fazladır kuş besliyorum. Biz sevdadır, sürüklenip gidiyoruz bakalım. Çocukluğumuzda babamız beslerdi. Ondan bize geçti. Nasıl bir güzeli görürsün, aşık olursun. Kuş da bende öyle bir şey oldu. Çünkü evde benim başka kardeşlerim de vardı. Onların hiçbiri kuşa müptela olmadı. Ben görür görmez bu kuşlara sevdalandım. O gün bugündür de besliyorum. İyisini çıkartmak için mücadele ediyorum. Arkadaşlarım bahsettiği gibi kuşlarda aradığımız kıstaslar aynı. Kıstasları arıyoruz. Bakalım. Oyun kuşlarının kıstasları belli diyorsunuz. Evet. Gördüğüm tek bir şey var. Bizde kuşların mesafeli kaçması önemli değil. Kuşların özellikleri ve meziyetleri önemli diyorsunuz. İsterse 15 metre kaçsın, 10 metre kaçsın ama bizim dediğimiz özellikleri sağlasın diyorsunuz. Evet. Öyle mi abi? Benim düşünceme göre şimdi bazen internette bazı arkadaşlar kuş atıyorlar. Görüyorum. Çok uzun giden kuşlar oluyor. Ama benim düşünceme göre kuşun en başta istikrarlı olması önemli. Yani arkadaşlar bahsettiği gibi kanattan sonra, yavrudan sonra, kanada alındıktan sonra, yavrudan sonra kuşun istikrarlı olarak devam etmesi önemlidir. Tabi temel kıstasları kuş yapışmayacak, listek açmayacak. Bunlar hep kuşun ana şeylerdir, yani aradığımız şeylerdir. Ana özellikler. Ana özellikler. Ya yani bir de Ali amcan dediği gibi kuş bir başını aldıktan sonra mutlaka bir kilometre gidecek, yani bir kaybolacak, açık gezecek. Ondan sonra nasıl bir uçak sortu yaparken